Aziz misafirler, gönlü İstiklal Marşı aşkıyla dolu hanımefendiler, beyefendiler. İnsanların olduğu gibi mekanların da ruhu vardır. İçinde yaşanılan mekana, insanların şahsiyetinin, seslerinin, görüntülerinin tesir ettiği bir hakikattır. Bu durum şerefül mekan bil mekin olarak veciz şekilde ifade edilmiştir. Mekanın şerefi, değeri, esasen orayı mekan tutanın şerefi ve değeri kadardır. İçerisinde bulunduğumuz Taceddin dergahı da bu darbe mesele misal olarak zikredebileceğimiz nadir mekanlardan biridir. 1921 Şubat'ında içinde bulunduğumuz tarih kokan bu yerde Taceddin dergahının duvarları milletimizin mukadderatı ile bütünleşecek bir şiirin yazılışına şahitlik edecektir. İki gün bu dergaha kapanan milli şairimiz Mehmet Akif, çıktığında İstiklal Marşı'nın şu satırlarını dergahın odalarına, duvarlarına da nakşederek yazdığı 10 kıta ve 41 mısralık eşsiz eseri birinci meclise teslim edecektir. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Bu müstesna mekanda, üstadın manevi huzurunda, istiklal davamıza gönül veren siz değerli dostları, saygı ve muhabbetle, Akif'in duvarda bıraktığı mısralarla selamlıyorum. Az evvel can kulağıyla dinlediğimiz milli şairimizin yadigarı, kıymetli torunu Selma Argon hanımefendiye de hasreten bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bugün İstiklal Marşımız ve onun şairi Mehmet Akif Ersoy, yurdumuzun dört bir yanında saygıyla, özlemle ve minnetle anılıyor. Onun aziz hatırası yüreklerde ve hafızalarda yeniden tazeleniyor. Bu millet var oldukça da kıymetli şairini sinesinde anmaya ve yaşatmaya devam edecek. Akif'i anmak, anlamak ve anlatmak için her fırsatta bütün samimiyet ve gayretiyle çalışacaktır. Çünkü Akif, iman dolu göğüslere heyecan veren, vatan aşkımızın, millet ve memleket sevdamızın müşahhas bir halidir. Mazlumun dostu, zalimin hasmı, istiklal ve istikbal davamızın güçlü ve gür sesidir. Değerli misafirler, milletin manevi cephesinin önderi olan Mehmet Akif, hayatı boyunca devletine ve milletine tam sadakatle yaşamış, milli mücadeleye kayıtsız şartsız destek vermiş, içinde bulunmuş, devletten emekli maaşı dahi almamış, hiçbir karşılık beklemeksizin devleti ve milleti için çalışmıştır. Hepimizin malum olduğu üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstiklal Marşı yarışması için ödül takdir edince, bu sebeple yarışmaya katılmayı zül addetmiştir. Gönderilen 724 şiir milli marş olmaya layık görülmeyince, Akif'in ödül hassasiyetini öğrenen marif vekili Hamdullah Supi Bey, Akif'e gönderdiği mektupla onun bu hassasiyetini izaleyi taahhüt etmiş ve nihayetinde onu milli marşı yazmaya ikna etmiştir. İki gün kapandığı işte bu evde vecd halinde kahraman ordumuza ithaf ettiği İstiklal Marşımızı kaleme almıştır. Marşın oynanarak kabul edildiği 12 Mart günü bir paltosu olmadığı için arkadaşından palto ödünç olarak meclisteki toplantıya katılabilmiştir. Burdur mebusu Mehmet Akif, gerçekte ait olduğu yer olan mecliste hemen hemen hiç bulunamamış, milli mücadele boyunca Anadolu'da şehirden şehre, kürsüden kürsüye koşarak bir mana kumandanı olarak milleti düşmana karşı teşkilatlandırmıştır. İstiklal Marşı'nın kabulü sonrasında ihtiyacı olduğu halde Akif para ödülünü şehit ve gazi eşlerine meslek öğreten Darul Mesai'ye bağışlamış, istikna sahibi büyük bir ruh kahramanıdır. Bu yüzden Akif değil yüzyıl, bin yıl geçse bile unutulamayacak bir ihtişamla maşeri vicdandaki tahtına kurulmuş, aziz milletimizin gönlündeki en mutena yere oturmuştur. Kıymetli misafirler, Akif her şeyden önce davasına inanmış ve adanmış samimiyet sahibi bir Müslümandır. Aynı zamanda Batı'yı ve Doğu'yu, milletleri ve idareleriyle bilen, dönemin sosyal ve siyasi meselelerine tam vukuf sahibi bir mütefekkirdir. Sevri memlekete dayatan müstebliğinin milletimizi önce Rumeli'den,
sonra da Anadolu'dan atma niyetini çok erken bir zamanda fark eden gerçek bir siyaset adamıdır. Osmanlı'nın inkırazını yüreğinde duyan şair, Rumeli'den çıkarılan milletimizin birlik ve beraberlik sağlanmazsa Anadolu'dan da atılacağını bulduğu her muhataba anlatmıştır. Sadece Türklerin değil, dünya üzerindeki bütün Müslümanların, emperyalistlerin zulmü altında binbir çeşit oyunla, nifakla ayrıştırıldığının, parçalandığının farkındadır. Müslümanları parçalayan ve topraklarına çöreklenen emperyalistlerin tek derdinin, o dönem için çok yeni bir ekonomik unsur, petrol olduğunu haykıran birkaç aydından mütefekkirden biridir. Vaazlarında, şiirlerinde, sohbetlerinde, yazılarında hep bunu anlatmaya, halkı şuurlandırmaya çalışan, eğitime inanan, bir asır önce bile dayakla öğrenci yetiştirilemeyeceğini savunan ileri görüşlü bir alimdir. Değerli misafirler, milli mücadele döneminde ailesini ve evlatlarını vatan uğruna senelerce geri plana koyan, önce vatan diyen milli şair Mehmet Akif için ne söylesek, bu kısa zaman diliminde onu anlatmaya yeterli olmayacaktır. Hepinizin bildiği Çanakkale Savaşı için yazdığı şiirde, kahraman askerlerimizin gösterdiği beşer üstü azme, yaklaşık 20 mısra boyunca yazdığı teveccüh ve tavsiften sonra kendini yine de aciz hissedercesine, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana der. Ben de burada Mehmet Akif'i ne kadar anlatsam, onun aziz hatırasına tam manasıyla layık kelimeleri bulmakta aciz içinde kalacağımın idrakindeyim. Kıymetli misafirler, sözlerime son verirken içinde bulunduğumuz mekanın hususiyetler taşıyan tarihinden çok kısa söz etmek istiyorum. Taceddin Dergahı, Kanuni Sultan Süleyman tarafından kurdurulan tarihi bir dergahtır. Milli mücadeleye katılmak üzere Mehmet Akif'in Ankara'ya geleceğini haber alan Taceddin-i Veli Camii İmamı Tevfik Hoca, büyük hayranlık duyduğu Mehmet Akif'i burada ağırlama fikriyle dergahı onun için hazırlar. Hikmetinden feyz almak için her daim onun Ankara'ya dönüş yolunu gözler. Bu müstesna günde Akif'in gönül dostu Tevfik Hoca'nın da fatihalarla hatırlanması gerektiğini düşünüyorum. Allah ondan da razı olsun. Yolu bu dergâhtan geçmiş, istiklal davamıza bütün varını vakfetmiş irfan ehli mütefekkirlerimizi de minnetle yad ediyorum. O yıllarda günlerini bu mütevazi dergâhta geçiren, dostlarıyla milli mücadele meselelerini burada tartışan milli şairimiz vesilesiyle ahirete irtihal eden milli mücadelenin komutanlarını, bu vatan için fedai can eyleyen kadın erkek harbeden aziz şühedayı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları âli, mekanları cennet olsun. Hürmetlerimle.